Haberlerle devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu Messi'ye çalım attı. Sen misin Messi? Yani aslında bu Türkiye'nin marka değeri açısından da böyle enteresan oldu. Çünkü inanılmaz bir izleme aldı Twitter'da video. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi başlıklı videosu. Peki niye Messi'ye çalım attı diyoruz. Haberde bakalım. Ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş, samimi bir Müslümanım. Bu zatı kimse bu kimlikleri üzerinden herhangi bir ithama da maruz bırakmadı. Kimliklerimiz bizi biz yapan varlığımızdır. Ve elbette onurla sahip çıkmamız gerekir. Onları seçemeyiz. Onlarla doğarız, büyürüz ve yaşarız. Kılıçdaroğlu'nun ilk kez inancından, mezhebinden bahsettiği o video sosyal medyada rekor kırdı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dünyaca ünlü futbolcu Messi'ye çalım attı. CHP liderinin paylaştığı video Twitter'da 5 günde 29 milyondan fazla görüntülendi. Sosyal medya platformunda bugüne kadar en çok izlenen video oldu. Bundan önce ise rekor Messi'nin Dünya Kupası'nı kaldırdığı anlara aitti. Messi'nin videosu 25 milyon kişi tarafından izlenmişti. Alevi olmaz diyen bu sisteme doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur diyecek misin? Gelin gençler, gelin bu eşiği hep birlikte aşalım. Kılıçdaroğlu Twitter'da Alevi notuyla paylaştı o videoyu. Mezhep tartışmalarına sandıkta son verme çağrısı yaptı. Bizim Sünnilik diye bir dinimiz yok. Alevilik diye bir dinimiz yok. Şiilik diye bir dinimiz yok. Bizim dinimizin tek bir adı var. O da İslam'dır. Dini kimliğimizin tek bir adı var. O da Müslümanlıktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Kılıçdaroğlu'nun Alevi videosuna bu sözlerle tepki gösterdi. Halbuki bu zata bugüne kadar kimse inancını, mezhebini, meşrebini sormadı. Niçin yaşın 74'e geldikten sonra birdenbire mezhebi kimliğinle kamuoyunun huzuruna çıkma ihtiyacı duydun? Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli partisinin Kastamonu ve Çankırı'da düzenlediği mitingde HDP üstünden Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı. İç işgal cephesi Kılıçdaroğlu'yla emel ve eylem içerisindedir dedi. Ve bir eleştirisi daha vardı. O da mezhep kışkırtmacılığından nemalanmanın hevesine kapılmıştır Kılıçdaroğlu diyerek sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu bu alçak göreve taliptir, etnik ve mezhep kışkırtıcılığına soyunmuştur. Oldukça tepkiliydi, sert konuştu. Terörist Demirtaş'ı ve Sarosçu Kavala'yı serbest bırakacağını küstahça açıklamıştır. PKK'yla müzakere ve müteakere Kılıçdaroğlu'nun gündemindedir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kastamonu'daydı. Açık hava toplantıları çerçevesinde vatandaşlara seslendi, 14 Mayıs'ı işaret etti. Sizler vereceğiniz oylarla Türk ve Türkiye yüzyılının sayfalarını açacaksınız. Sizler vereceğiniz her oyla istikrar ve istiklalimizi parlak bir istikbale taşıyacaksınız. Bahçeli, HDP üzerinden Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. PKK, Kılıçdaroğlu'nun destekçisidir dedi. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bayraksızların umududur. Bu zat Türkiye'yi içeriden teslim almak için görevlendirilen yabancı komiseridir. PKK, Kılıçdaroğlu'nun destekçisidir. FETÖ Kılıçdaroğlu'nun can beraberidir. Millet İttifakı'nı da eleştirdi Bahçeli. Masadaki yaşanan krize değindi. 7 artı 2 formatlı masa kumar masasıdır dedi. 7 artı 2 formatı masaya kumar masasıdır. Bunu bizzat İYİ Parti'nin başkanı itiraf etmiştir. Sonra dönüp masadan strateji gereği kalktıklarını söylemişlerdir. Neymiş? Kazanamayacak adaylarını kazandırmak için bir oyun oynamışlar. Bunlar kumpasçı, bunlar düzenci, bunlar dümenci, bunlar dubaracı, bunlar güvensizdir. Ve bu zillet ittifakına Türkiye emanet
edilemeyecektir. Bahçeli sonrasında Çankırı'ya geçti. Kılıçdaroğlu PKK'nın onayından geçmiştir dedi, terör vurgusu yaptı. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan dolacaklardır. Cumhur'a baş olmak Kılıçdaroğlu'nun harcı asla değildir. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı PKK'nın onayından geçmiştir. 15 Temmuz hain ve haşhaşi darbe teşebbüsünün revanşını almak isteyenler Kılıçdaroğlu'nun arkasında kuyruğa girmişlerdir. MHP liderinin gündeminde Kılıçdaroğlu'nun Alevilik çıkışı da vardı. Bahçeli, bizim için Sünni neyse Alevi de odur diyerek tepki gösterdi. Bugüne kadar Türkiye'de hiç kimsenin etnik kökenine bakılmadı. Kılıçdaroğlu'nun iddiası tepeden tırnağa iftiradır. Aynı zamanda halkı kim ve düşmanına sevk etmektedir ve ağır bir suçtur. Kılıçdaroğlu iyice su kaynatmış, iyice kayış koparmış olacak ki etnik ve mezhep kırkıştırıcılığından nemalanmanın hevesine kapılmıştır. CHP zihniyeti korkak, aciz ve çaresizdir. Bizim nezdimizde Sünni neyse Alevi odur,